bildiğiniz gibi yani daha birçok bundan birçok kere böyle şeyler gündeme geldi. Biz prensip olarak başka partilerin iç meselelerine karışmıyoruz. Ama bir ittifak Ama denklemi içinde şöyle, bakın yani oradan Cumhuriyet Halk bakarken. Partisi çok köklü bir parti. Yani 3 tane milletvekili istifa etti diye bütün bakışını, duruşunu değiştirmez. Kaldı ki daha önce bu diğer partilerde de oldu. AK Parti'de de oldu, MHP'de de oldu, bizde de oldu. Bunlar olacak. Hayırlısı diyelim. Ama ben burada yapılan bütün yorumlara da saygı duyuyorum. Tabii ki şimdi gazeteci arkadaşlar daha fazla yorum yapabilirler. Ben bir siyasi partiyi temsil ettiğim için burada çok fazla şeye gerek yok ama asıl dikkat çekmesi gereken hashtag oldu dediniz ya. Genel başkanımızın tweetinden şey. Asıl önemli olan o işte. Vatandaşın Siz bir gündemi. Siyasetçisiniz. Bugün 3 tane siyasetçi istifa etti. Yani siz ama sadece hayırlı partiden. Olsun mu diyeceksiniz? Başka parti dediğiniz parti sizin bu seçime giderken biz böyle ittifak bakıyoruz paydaşı Hülya içinde Hanım, biz olduğunuz böyle bir parti. Biz böyle Ve bakıyoruz. bugünden sonrası için de aynı şekilde sürekli görüşmeler oluyor. Ve ittifak görüşmelerinin, ittifak denkleminin yapıldığı bir zamanda. Biz alışıkız bunlara da. Yok tabii sizin partiden biz de keza aynı da. Şekilde ama biz böyle bakıyoruz. Çıkışlar Prensip oldu. olarak böyle bakıyoruz. İyi Parti'yi eleştirdi Sayın Ümit Özdağ. Fakat şöyle cevabını verdik onun. Tamam cevabını verdiniz ayrı. O bizim yani siz bir partimizden de. partinin çok net soruyorum ya genel başkan yardımcısı olarak böyle bir cevap mı veriyorsunuz? Sadece hayırlı olsun mu diyorsunuz? Aynen Yani öyle bu kadar. diyorum. Ümit Bey peki Muharrem İnce parti kurarsa kuracak. Kurabilir. Millet İttifakı'nda olmasını ister misiniz bu partinin? Bakarız. O günkü şartlarda bakarız. Yani bugünden konuşmak çok erken. Ya şimdi burada anlamayacak bir şey yok Hülya Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi ayrı kurumsal bir yapı. Biz ayrı kurumsal bir yapıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhur İttifakı olduğu gibi ölümüne, pazara kadar, ölümüne kadar diye bir ittifakımız yok. İkimiz de ayrı kurumsal bir yapıyız. Seçim ittifakı yaptık. Seçim zamanı geldiği zaman otururuz, konuşuruz. Peki siz bir siyasetçi ama bir başka olarak... partinin içinden 3 tane milletvekili arkadaşımız istifa etmiş. Biz buna çok derinlemesine girecek bir şeyimiz Peki, yok. O prensibimiz zaman, bu. Tabii tamam o prensibinizi... Bunu da saygıyla karşılıyoruz. O prensibinizi ben saygıyla karşılıyorum bir gazeteci, bir moderatör olarak. Sadece bir şey sormak istiyorum Ümit Bey. Sizi de yakından bilen, tanıyan biri olarak saygıda duyuyorum. Bu burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir deprem yaşanıyor yani bir deprem. Siz bunu hani nasıl değerlendiriyorsunuz deprem demiyorum. Olarak, nasıl deprem olarak görmeyin. Nasıl adlandırıyorsunuz? Hülya Mesela Hanım. Buradaki en temel ayrışma HDP mi? Yoksa Atatürkçülük tartışması üzerine mi? Siz kendi bulunduğunuz cepheden nasıl adlandırıyorsunuz? Bakın nasıl değerlendiriyorsunuz Hülya diye sormuyorum. Hanım, deprem olarak görmeyin. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok ağır toplar istifa etti. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 milletvekili Bakın, istifa ettiği için dediler. Konuşuyoruz. Evet. Yenilenme dediler. Hatırlıyorsunuz. Onu da konuştuk tabii. Başbakan gitti, kan değiştiriyoruz dediler. Ya şeyler gitti. Kaç tane büyükşehir belediye başkanı oldu? Metal yorgunluğu. Bir başka partide olduğu zaman deprem. Ben deprem olarak görmüyorum. Tamam. Peki. Başka eklemek istediğiniz herhangi bir şey Yok, var mı? Bu kadar. Bu kadar. Peki. Bakın ben burada kalan konuşma hakkı soruya saklarım. Evet peki. Yaşar Hocam bir konuda bir alakalı. Tamam peki bir şey. Buradan biraz alacağım. O zaman şöyle bir şey. Siz de tamamen uzağında kalmaya çalışıyorsunuz. Şöyle o zaman deprem olarak görmüyorsunuz ne olarak? Ama gerçekten deprem. Çok özür dilerim. Ne olarak? Deprem sadece mesela 3 milletvekili istifa edebilir olabilir mi diyorsunuz? Fikir ayrılıkları olabilir. Bakın daha önce başka partilerde de oldu. AK Parti'de de oldu. Bizde de oldu. MHP'de de oldu. Yakınlarda bir ekonomi maliye vazine bakanı görevden affedildi ve Instagram'dan açıklama hayır, yaparak. CHP'den ayrılıp şimdi, bir parti deprem kuran değilse hayır, her parti var. CHP'den 3 vekilin istifası da deprem sayılmamalı ya şimdi, yani. Tamam. Bu ülkede Hülya Hanım bu ülkede kaç tane büyükşehir belediye ya, başkanı görevden Ahmet alındı? Ali Babacan, tabii, sen yoruldun dediler. Görevden aldılar. Ya bir adaletsizlik bir hukuksuzluk varsa yargıya gönderin. Yoksa niye görevden alıyorsunuz? 24 saat konuşulmadı bu ülkede. Nihal Hanım'ın dediği gibi ya bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanı defalarca söyledik artık bıktık söylemekten. Instagram üzerinden istifa etti. İstifa bile diyemediler, af dediler. Ya ben deprem olarak görmüyorum. Olabilir. Bu fikir ayrılıkları olabilir. Olabilir ve bunlar istifa ile beraber getirebilir. Mesela Mehmet Ali Çelebi benim iyi görüştüğüm bir arkadaşımdı. Olabilir ya. Sayın Çelebi bu arada bağlanmak isterse dediğim gibi yayın uzun